İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Eyo. Adın yazılacak mücevher taşa. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Burak Şener kariyerinin 19. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ilk kez Türkiye milli takımının formasını giyeceğiz. Deplasmandayız, Portekiz'e karşı oynayacağız ama nedense hala üzerimde Gaziantep forması var. Bilmiyorum arkadaşlar, maça girmek üzereyiz. Dünya Kupası elemelerinde, grup maçlarında İspanya'nın 14 puanla lider, Portekiz'in 12 puanla ikinci olduğunu görüyoruz. Eğer biz bu maçı kazanırsak, deplasmanda Portekiz'i yenersek puanlarımızı eşitleyeceğiz. Polonya, Portekiz, Türkiye aynı puanda olabilir. Bizim için ölüm kalım maçları, son 3 maçımız var ve artık Burak Şener de Türkiye milli takımının kadrosunda. Hadi bakalım, pro'yu düzenle diyelim. Gelen giden bir şey var mı bir bakalım arkadaşlar. Oyuncumuzu ne kadar yükseltirsek o kadar iyi bizim için. Ah şu rovaşatalar, uçan kafalar, bunlar bir açılsa bayram edeceğiz. Bir de kısa çorap hala gelmedi, hala gelmedi. Diğerleri beni çok ilgilendirmiyor. Arkadaşlar maça giriyoruz. Türkiye, Portekiz. Deplasmandayız. Burak bakalım milli forma içerisinde nasıl duracak? Biz kırmızı formayla sahada olacağız. Portekiz de açık renkli formasıyla sahada olsun. Çok yakıştı. İki bölüm önce bir basın toplantısı, röportaj düzenlemiştim ya, aynı forma vardı üzerimde arkadaşlar. Oyun ayarları, dünya klası, akşam saat 8, çok bulutlu. Maça başlıyoruz. Hadi Burak, kondisyonun fena değil. Muhammed Demir'den kurtulduk. Önümüzde adaşımız Burak Yılmaz var. Ama aynı sistem, 4-4-1-1, 4-5-1. Bakalım neler olacak. Ve Portekiz'deyiz. Büyük maç geldi çattı. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'in rakibiyiz. Deplasmandayız ve şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. İlk kez bu maçta milli formayı giyecek oyuncular var. Oyuncular sahaya çıkacak. Bunlardan biri henüz 19 yaşındaki Gaziantep sporlu oyuncu Burak Şener. İşte puan durumu görüntüye geliyor. Bu maçı ne yapıp ne edip almamız lazım. Eğer alamazsak İspanya ve Portekiz alıp başını gidecek. Dünya Kupası hayallerimiz suya düşebilir. Burak kanının, terinin son damlasına kadar savaşacak bu maçta, şüphemiz yok. Fatih Terim, Fatih Hoca güvendi ve 19 yaşındaki, henüz daha takımında bile yeni yeni böyle kendini göstermeye başlayan Burak Şener'i milli formayı giymeye davet etti. Bakalım neler yaşayacağız. Çok heyecanlıyız. Haydi çocuklar, haydi başarılar Türkiye. Bu maçı almalıyız. Bir şekilde almalıyız. Topu aldı Oğuzhan Özyakup. Artık ilk defa Gaziantep sporlu oyuncuların dışında futbolcularla sahaya çıktık. Neler olacağını inanın kestiremiyorum. Her zamanki oyunumuzu oynayacağız. Bakalım Türkiye milli takımının da maestrosu olabileceğiz mi? Basacağız, presi yapacağız, alalım o topu. Burak'ta bir ağırlık seziyorum yalnız. Ciddi anlamda Burak'ın böyle dönüşlerinde bir sıkıntı var gibi hissediyorum. Serdar Aziz, Burak Şener topu sağ taraftan aldı. Hadi bindir. Şener mi, Gökhan mı bilmiyorum. Arda Turan sağdan geldi, ne alaka bilmiyoruz ama Arda Turan bekle. At topu Arda, hadi oğlum, harika bir top. Ah geçse, ah geçse 15 numaralı futbolcumuz golle burun buruna gelecekti. İyi gördüm ama yapamadık. 5.8 oynuyoruz. 1-0 olsun bizim olsun. Danilo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ile aynı sahadayız. Son Avrupa şampiyonu. Bakalım Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'na katılmayı başarabilecek mi? Hadi Mehmet Topal gitti. Ben sağ taraftaki oyuncuya attım. Arda Turan. Arda içeriye doğru sokuldu. Arda ortayı yaptı. Burak'a geçti.
Kimse vuramadı. Müthiş bir pozisyon izledik. Ah, o kafa gelseydi coşacaktık milli marşla beraber. Burak topu kontrol etti. Ceza sahası dışına. Şener Özbayraklı mükemmel bir pas. Hızlı. Çok hızlı. Kafayla indiren oyuncu var Serdar Aziz. Orta sahada Arda Turan. Arda bugün sağ kanatta oynuyor. Arda yine orta yapacak biliyorum. Arda riskli hareketler. Mehmet Topal. Burak şut pozisyonu. Sol ayak vurdu. Olamaz. Yapın presi. Arkadaşlar yapın kaleciyi. Neler oluyor böyle? O top benim ayağıma geldi. İnanın heyecanlandım. Hiç heyecanlanmadığım kadar. Ömer Toprak. Hakan Çağlanoğlu. Sol taraftayız. At önümüze Hakan. Çok güzel yere. Bir çalım gelebilir mi? Burak çalımı atmayı denedi. Semedo araya girdi ve taç bizim. Taçı biz kullanacağız. Burak kısa oynadı. Hakan Çağlanoğlu orta. Burak'a geldi. Burak Yılmaz'a. İyi yerde kontrol ettik. Burak Şener, namı diğer Raptor, Mehmet Topal. Mehmet Topal çok riskli. Gerçekten çok riskli. İleride Diogo var. Sol tarafa Cristiano Ronaldo, dikkat edin çocuklar. Aman gol yemeyelim. Bravo, bravo, bravo. Oğuzhan, Mehmet Topal attı topu önümüze. Burak Şener, hadi yar git oğlum. Bindir. Durma, niye duruyorsun? Niye duruyorsun? Yapma, niye duruyorsun? Şimdi bize diyecekler, heyecanlandı bu çocuk. Eşek gibi oynuyor. Hayır abi, koşuyordum ben de, doldurmuştum. Gitti. Güzelim pozisyon gitti. Presi yapın. Mario Rui. Orta sahadayım. Boşlukları kapatıyorum. Pas noktalarını kapatıyorum. Mario. Oyuncularımız birbirine çarptı, düştü. Diego. Sol taraf bomboş. Cristiano Ronaldo. Şener karşısında. Şener'e çalımı attı. Serdar'a da çalımı attı. Faul. Yerde kaldı Cristiano Ronaldo. Topun gerisinde Ronaldo var. Yaklaşık 22 metre. Burak. Evet Burak, kapat burayı. Kapat Burak. Burak. Aman aman aman. Onur Kıvrak. Topun nereye geleceğini görmedik. Var gücümüzle döndük ama Onur iyi yer tuttu. Hadi Onur. Top bana doğru geliyor. İndirdim. Başarıyla indirdim. Oğuzhan Özyakup. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Ronaldo. Ronaldo kötü yere. Hadi. Hadi çıkıyoruz. Hadi Arda. Burak attı. Bakıyorum. Sol taraf bomboş. Güzel yere çevirdim. Burak Şener oyunu açtı. Hakan Çağlanoğlu uzun pasımız da attı. Orta noktadan geliyoruz. Orta sahadan. Sağda boşluklar var. At topu Oğuzhan Özyakup. Hadi bindir Arda Turan. Bindir oğlum. Bindirdin mi? Attım topu. İyi orta gol getirebilir. Arda baktı içeriye. Burak boş. Arda yap ortayı artık Arda. Çok oynadı. Çok ezdi topu Arda Turan. Oyunun yönünü değiştirdiler. Riskli olabilir. Ricardo. Ricardo Pereira. Burak aldı. Hadi basın oğlum. Taç kimin? Taç Portekiz'in. Ve hatalı top geldi. Serdar Aziz. Hadi oğlum. Arda Turan. Arda bugün çok top ezdin. Bekle. Burak Yılmaz. Burak at önüme. Burak harika bir pozisyon. Ah yerde kalsam penaltı gelecekti. Çalım deneyebilirim. Hayır be. Hayır, o top nasıl orada kornere çıkmadı anlamadım. Basın. Semedo. Yapın presi. Hata gelecek. Cristiano Ronaldo. Topu alabiliriz. Yap presi. Yapın çocuklar. Türkiye'siniz siz. Ama izliyorsunuz ya. İzliyorsunuz. Tek ben mücadele ediyorum. Olmaz ki böyle. İlk yarıda artık son 10 dakika. Henüz net gol pozisyonumuz yok. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Oğuzhan Özyakup. Nereye Oğuzhan? At şu topu artık. Burak Yılmaz. At önüme. Müthiş gol pozisyonu. Burak. Burak. Burak vurdu. Burak gol. Türkiye Portekiz karşısında 1-0 öne geçti. Burak Şener'in golüyle 1-0 öndeyiz. İlk milli maçımızda gol atmayı başarıyoruz. Çok güzel vurduk. İnanın çok fazla heyecanlandım. Burak bile diyemedim. Burak mı dedim, ne dedim bilmiyorum ama A milli takımımızın Portekiz karşısında 1-0 öne geçmesini sağlayan gol bizden geldi. Sağ ayağımızın dışıyla herkes plase bekledi. Ben bile plase bekledim ama sağ ayağımızın dışıyla deplasmanda Portekiz karşısında öne geçen golü Burak atıyor. Bu gurur hepimizin arkadaşlar. Harika bir duygu. İlk milli maçımızda gol attık. İşte Burak. Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmıyor. Çıktığımız ilk milli maçta ilk golümüzü atıyoruz. Bu maçta 3 puan almak bizim için çok önemli, çok. Hadi çocuklar, hadi böyle devam edelim. İnanın bir kere geldik, o golü attık. Portekiz şaşkın. Hadi ikinci gol gelir mi ilk yarı bitmeden? Hadi geliyoruz. Burak Yılmaz at önüme. Mehmet Topal çok güzel yere. Yürü, 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 yürü. Çalım deneyeceğim. Önce bir yatırıp kaldırma. Burak harika hareketler. Burak Şener plase gelir mi? Burak vurdu. At. William. Olamaz. O top Arda'ya gelseydi golle burun buruna kalabilirdi. Burak elinden geleni yapıyor.
Hakan Çalhanoğlu. Üzülme Burak, üzülme. Attı topu. Hasan Ali Kaldırım. Ver bakayım. Burak Şener. Uzaklardan yoklayacak. Burak çalım denedi. Sol ayak. Burak vurdu. İyi denedik, iyi denedik, iyi. Sol ayağımızla denedik ama olmadı. Bakın tekrarını izleyelim. İyi de vurduk aslında ya. Vallahi iki kişi arasından iyi çıktık, iyi vurduk ama sonuç gelmedi. İlk yarıda son dakikalar. Pas isabetimiz %83 bireysel olarak. Semedo. 3 dakikalık uzatma işaret edildi. Fonte çıkamıyor Portekiz. Cristiano Ronaldo, William. Kapatıyorum noktaları. Hayır Burak. Adrian çalımı attı. Danilo. Danilo. Geriye sırtı dönük pas. Diego. Hadi ilk yarı bitsin artık. Son bir pozisyon olabilir. Mario sağ kanattan geliyor. Karşısında da Hasan Ali var. Bravo Hasan Ali. Hakan Çalhanoğlu ve ilk yarının sonucu Portekiz 0, Türkiye 1. Portekiz'in %58 ile topa daha fazla sahip olan takım olduğunu görüyoruz. Türkiye'de %42, yalnız bizim kaleyi bulan, daha doğrusu denediğimiz daha fazla şut var. İkisi zaten Burak'tan geldi. Gol hakkında bir şey var mı? Yakın mesafeden topu ağlara göndererek golcülüğünü gösterdin diyor hocamız. Hadi bakalım, ikinci yarıda değişiklikler var. Arda Turan oyundan alındı, ilk yarının etkisiz ismi. Yusuf Erdoğan yerine oyuna dahil oldu. Hadi çocuklar. İkinci yarıya biz başladık. Böyle devam etsin yeter. Gol yiyeceğimize inanmıyorum ama karşı takımda Ronaldo var. Dikkat etmek lazım. Oğuzhan Özyakup. Burak. Burak orta sahadan yavaş yavaş ilerliyoruz. Sağdaki Yusuf'a doğru. Yusuf tekrar topu alabilir miyim? Yusuf harika yere gönderdi. Burak girer miyiz? Girdik oğlum. Ah ah biraz yavaş kaldık. Yap 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 yap. Semedo maşallah 2 metre boyu var. Bacak leylek gibi. Mario. Mario presimiz var. Sonuç getirdi. Evet sonuç getirdi. Yusuf. Yusuf çok güzel yere. Burak. Ah o top çıkmadı oradan. Kapatın. Sol tarafı kapatın. Ben de ortaya kapatıyorum. Yo Mario. Mario rakibe sırtını verdi. Oyuncumuza sırtını verdi. İki kişi. Faul. Ya ah çok basit ya. Çok basit. İçeriye doldurdular. Kafayla indiren oyuncu Ömer Toprak. Burak radara bakıyor şu anda. Tamam. Sol tarafa kısa paslar. Mehmet Topal. Burak Yılmaz. Burak. Mehmet Topal. Kafam allak bullak oldu. Mehmet Topal'ın da kafası allak bullak oldu. Topu hediye etti. Bravo. Hatasını telafi etti. Ver bakalım Mehmet. Topal. Yusuf. Al aradan. Bekle geliyorum. Yusuf at önüme. Harika yere. Hadi Burak Yılmaz. Yürü Burak Yılmaz. Müthiş gol pozisyonu. İçerideyiz. Gönder ortayı. Yap ortayı. Ah gelmedi Burak. İyi orta. Kafa. İlk kafa golümde Türkiye milli takımında gelseydi harika olurdu. Bakalım Antep'te kornerleri kullanıyoruz. Türkiye milli takımında tabii ki de Hakan Çalhanoğlu kullanıyor. Ceza sahası çizgisindeyiz. Burak ortayı deneyeceğim. Ortayı yaptım. Vur kafayı Serdar Aziz. Çıkar geriye. Burak Yılmaz vurdu Burak Yılmaz. Asfaltta top out'a gitti. 8.0. İşte izliyoruz. Burak çok zor pozisyonda vurdu. Ah biraz daha sola vursa böyle olacaktı. Dünya Kupası için bu maçı mutlaka kazanmalıyız arkadaşlar. Önümüzde iki kritik maç kalacak. İlk engel bu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo 3 kişi kapattı. Sol tarafa gönderdi. Hadi kapatın. Mükemmel pres var. Muhteşem pres var. Hakan topu kaptı. Burak Şener. Gole gidiyoruz. Tekrar Hakan'ın olduğu bölgeye doğru. Hakan Çalhanoğlu. Bas topa. Ver Burak'a. Nereye Hakan? Çok kötü ya. Abicim. Şut da çekmedim ben senden. İlk pozisyonda şut bekledim ama faul gelecek herhalde. Çok güzel. Tamam. Tamam tamam tamam. Topu kaptık. Bırak. Önceki pozisyonu bırak. Şimdiki pozisyona odaklan. Burak. Yusuf'a verdi. Yusuf'la Arda'yla anlaştığımızdan daha çok anlaştık. Şener Özbayraklı. Yusuf Erdoğan. Yusuf sağ kanatta yalnız. Tek başına. Yusuf çıkardı. Ceza sahası dışına. İçeriye doğru bakıyorum. Güzel yeri denedim. Burak. Burak. Hadi gol olsun. Vur. Aman Allah'ım. Top bana çarptı. Avuta gidecek. Orada nasıl Langırt oynadık adeta. Andre Silva oyuna dahil oluyor. Cenk Tosun oyuna dahil olan isim. Oyundan çıkan isim de Burak Yılmaz. Cenk girdi. Burak çıktı. Neler oldu orada ya? Ömer Toprak. Aman aman riskli hareketlere girmeyin. Şener Özbayraklı. Oğuzhan Özyakup. Burak Şener. Burak Yusuf Erdoğan'ın olduğu bölge boş. Fazla doldurduk fazla. Evet Portekiz'de böyle bir ambiyansta, böyle bir atmosferde 19 yaşındaki bir futbolcunun oynaması zor. Heyecan olacak elbette. Aldık mı? Serdar Aziz.
Kalecimize kadar döndü Onur Kıvrak. Pas yapıyoruz Şener Özbayraklı. Yusuf Erdoğan, Yusuf orta sahadayız. Çok güzel yere Oğuzhan Özyakup. Hadi sol tarafta geniş boşluk var. Sağ ayağımızın dışıyla Hakan Çağlanoğlu'na. Hakan indirdi, top Burak'ın ayağında kaldı. Burak Şener. Bakıyoruz şöyle bir sol taraftaki boşluğa. Cenk Tosun, at önüme. Cenk Tosun, hadi Burak, gole gidiyoruz. Burak pas vermeyi tercih etti. Bomboş kale, penaltı gelsin. Olamaz arkadaşlar, olamaz arkadaşlar. Al da at dedim ama top neden hızlı gitti bilmiyorum. Olamaz ya arkadaşlar, vursaydım belki de gol olacaktı. Şahsi oynamak istemedim Türkiye milli takımında. Herkes beni sevsin istedim ama olmadı. Serdar Aziz, sakın gol gelmesin. Ah ne gitti ya, nasıl bir pozisyon kaçtı arkadaşlar. Hakan bekle. Korner gelecek ya da taç gelecek. Taç Portekiz'in yalnız. Olamaz, o pozisyonu tekrarını izlememiz gerekiyor. Hasan Ali Kaldırım çıktı, Gökhan Gönül girdi. Çok enteresan, sol tarafta mı oynayacak Gökhan? Ricardo pas yapıyor Portekiz. Defanstan çıkmaya çalışıyor Portekiz. Son 10 dakika 3 oyuncu değişti ve artık biz çıkmayacağız. Artık biz oyundan alınmayacağız. Kondisyonumuzu harcayabiliriz. Mario kapattılar boşlukları. Bravo Türkiye ya. Bravo A milli takım. Yusuf, Burak sağdaki boşluğa. Şener Özbayraklı. Tek top yapıyoruz. Şener Özbayraklı pası aldık. Hadi oğlum. Ah Burak. Tek top oynadık ama başarısız. 8.6 Cristiano Ronaldo. Ronaldo, presimiz var Ronaldo'ya. Ronaldo'ya değdim, o da bana değdi. Kapatın, ben koşamayacağım daha fazla. Aldık topu. Yusuf Erdoğan, sakin oğlum. Nereye? Ben yukarıya istedim ama. Çok güzel. Kafaları allak bullak oldu. Son 5 dakika. Hadi. Yavaş. Şener. Yusuf Erdoğan'ın olduğu bölgeye doğru ilerliyor Yusuf. Kaleci de karşı karşıya kalabilir. Yusuf Erdoğan pası verdi. Ben de sol tarafa verdim. Girmiyor o top. Olamaz. Ver Şener. Hadi Oğuzhan. Hadi oğlum. Son pozisyon olabilir. Geliyoruz. Hakan Çağlanoğlu. Sol tarafa. Mehmet Topal. Gönder ortayı. Burak içeride. Burak. Yüksel Burak. Atak devam edecek. Ver oğlum. Oğuzhan. Sağ ayak. Vurdurmadılar. Bir top daha. Haydi gol olsun. Ya yine mi ben istedim? Ben o adamdan istememiştim ama olsun arkadaşlar. Heyecanlıyız. Tecrübesiziz, olacak böyle şeyler. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Burak. Burak Çalım gelir mi? Verdik pası, vurdu Oğuzhan Özyakup. Patricio. 8.9 Burak ayağına gelir gelmez Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan bombaladı kaleyi ve maçın sonunda bir köşe vuruşu. İçeriye Hakan Çalhanoğlu, kafa gelmedi. Ceza sahası dışındayız. Serdar Aziz, çıkar bize Hakan Çalhanoğlu. Ver bakayım oğlum, bir orta daha gelecek. Maçı bitireceğiz artık. Verdik rakibe sırtımızı. Yavaş ilerliyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Harika hareketler. Burak Şener neler yapıyor? Burak yap presi, yapın gol olsun çocuklar. Gol olmadı. Hayır, ve maç bitti. Neler oldu? Kazandık. Önemli olan da buydu. A milli takımda ilk golümüzü attık. Galip gelmemizi sağladık. Türkiye'nin, artık dünyanın dikkatini çeken bir futbolcuyuz bence. Maçın sonucu Portekiz 0, Türkiye 1. Maçın adamı seçildiğim için pozisyon almam 3 arttı. Pas isabetim olamaz böyle bir şey. %100. Ama nasıl oluyor arkadaşlar? Ben bir tane hatalı pas verdim sanırım. Taca attım ya da out'a attım pası, hatırlıyor musunuz? O pas hatası olarak değerlendirilmedi mi? Nasıl ya? Bir dakika. Bir de taca attım. Arkadaşlar sanırım pası out'a, taca attığınız zaman pas hatası olarak değerlendirilmiyor. Çok enteresan bir şey bu. Eğer rakibe atarsanız, rakibe kaptırırsanız pas hatası olarak değerlendiriliyor. %100 pas isabeti. 4 tane şut, ikisi kaleyi bulmuş. 4 tane gol pasım var arkadaşlar. 4 gol pası var ve maçın adamı, golümüzü de tekrardan bir izleyelim mi? Hadi gelin. Bu keyfi bir kere daha yaşayalım. Burak. Çok enteresan bir vuruş. Yani çok zor bir vuruş aslında ya. Gerçekten çok zor bir vuruş. Ayağımızın dışıyla güzel yere vurduk. Ve Türkiye'nin galip gelmesini sağladık. Kime koştuk orada biz?
ve maçı kazanıyoruz, yeni puan durumunu görmek istiyorum. Arkadaşlar, bu nasıl bir puan durumu? İspanya 14 puan, Portekiz 12, Türkiye 12, yalnız Polonya'nın da bir maçı eksik. Bizim artık kalan maçlarımızı kazanmamız lazım. Önümüzde hangi takımlarla maçımız var bilmiyoruz ama ne yapıp ne edip kazanmamız lazım. 4 tane takımın son 2 maç kala Dünya Kupası'na katılabilme umudu var. Türkiye oyuncusu Raptor Burak Şener galibiyetin tadını çıkarıyor. Türkiye takımının zaferle ayrıldığı maçta Burak Şener isimli oyuncu da milli takım kariyerine parlak bir başlangıç yaptı. Sahadaki duruşu ve özgüveniyle milli takım taraftarlarını mest eden Burak, ilk kez milli olan bir futbolcudan çok uzun yıllardır takımda oynuyormuş gibi bir performans gösterdi. Fatih Terim, Burak adlı oyuncunun gelecek maçlarda da milli formayı giyip giymeyeceğine karar vermek için oyuncunun kulüpteki performansını yakından izleyecek. Vay arkadaş, vay! Süper Lig'de de haftanın ilk 11'inde yer alıyoruz. Bunu daha önce belki de görmüştük, bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Takvime bir göz atmak istiyorum. Takvime bakıyorum. Önümüzde bir hafta, iki haftalık boşluk var. İki haftalık süre var ve ilk maçımızda Rize'ye karşı deplasmanda oynayacağız. Hadi bakalım. Daha sonra Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe, bunları gördüm. Bir antrenman günüyle devam edelim o zaman. Hemen antrenmanları simülate etmek istiyorum. Gelişmiş serbest vuruşlar vesaire çalışmayı simülate. Bu değil, bir dakika. Tümünü simülate. Bakalım CFFDC. Yavaş yavaş artıyoruz. Evet, yavaş yavaş artıyoruz. İlerle. Rize'ye karşı deplasmandayız ve ilk 11'deyiz. Hemen Süper Lig'deki puan durumuna bakalım. Gaziantepspor 41 puanla liderin 18 puan gerisinde. Artık Şampiyonlar Ligi umudumuz yok. Avrupa Ligi'ne katılabilmemiz için umut taşıyoruz ama en yakın rakibimiz Başakşehir'e karşı da bir maçı fazla olan Başakşehir'e 5 puan uzaklıktayız. Çaykur Rize'de düşmemek için oynayan takımlardan biri. Rize deplasmanında kırmızı formayla oynayacağız. Kırmızı siyah formayla. Oyun ayarları gündüz maçı açık bir hava 4-5-1 sistemiyle sahadayız. Süper Lig'de bir gündüz maçı Çaykur Rizespor Gaziantepspor karşılaşmasına hoş geldiniz. Ligin kritik maçlarından biri. Artık son 6 hafta kala, 7 hafta kala takımların ligdeki sıralaması yavaş yavaş belli olacak. Henüz her şey netleşmiş değil. Gaziantep Avrupa Ligi'nde kalabilmek için, Çaykur Rize'de ligde tutunabilmek için, ligde kalabilmek için mücadele ediyor. Hadi bakalım, maça Çaykur Rize başladı. Bu maçta da elimizden gelenin iyisini yapacağız. Yalçın sağ tarafa, Çağlayan. Çaykur Rize'nin atağını izliyoruz. İlk dakikada Recep Niyaz. Recep topu kaptırdı ama geri kaptı. Elyas'a Burak'a verdi topu. Burak. Burak Şener. Oyunu her zaman için yavaşlatıyoruz. Bu nasıl bir pas? Harika bir pas arkadaşlar. Putilo ne yaptın Putilo? Bir pas atsan gol gelecekti. Burak Portekiz'den döndükten sonra bir haftalık dinlenme fırsatı buldu. Yorgun değil. Maça aslında motive olmuş bir şekilde başladı. Ah, çok zor bir top denedim arkadaşlar. İki kişinin arasından. Hatalı pasla başladık. Burak mini takım performansından sonra Antep'te bakalım neler yapacak. Topu kaptık. Atağımız başladı. Hadi oğlum, çıkıyoruz. Yürü. Güzel yere verdik. Muhammed Demir. Muhammed bas topa Muhammed. Bas topa. Başladık mı yine? He? Başladık mı? Yap presi. Anlaşılan o ki Muhammed'i erkenden topla buluşturmayacaksın. Evet, erkenden buluştur. Aa, Burak topu kaptık ama ayağımıza dolandı top. Yap. Yap hadi yap. Topa çarptık. Faul yaptım. Yo, avantaja bırakmış hakem. Hadi ya. Hadi çocuklar, pres yapın. Çaykur Rize maçını kazanmamız lazım. At bakayım önüme. Çok güzel yere. Burak, çıkar mısın aradan? Burak yine top ayağımıza çarptı. Taç Rize'nin. Ne oluyor? Bugün top ayağımızda durmuyor. Recep. Recep Niyaz. Orta sahada pas verecek. Arkadaşını arıyor. Yalçın. Burak'ın presi var. Petrusi'den topu kaptı. Burak. Güzel hareketler. Topu sağa çekti. Sola çekti. Pası da verdik. Olmadı. Hadi offside'e dikkat et. Geliyoruz. Putilo bekle. Putilo at önüme. At önüme oğlum. Çok güzel yere. Burak çalım denedi. Girdi ceza sahasına. Burak Şener ne yapıyor bilmiyoruz. İzliyoruz Burak'ı. Çıkardı. 3 kişi arasından başarıyla. Fatahu bir top daha gelir mi? Burak sağ ayağında. Plase deneyeceğiz. Bakacağız kaleye. Burak Şener vurdu Burak. Diallo plaseden vazgeçtik. Yapıştırdık ama zayıf gitti. Atağımız devam edebilir. Kangwa. Burak güzel hareketler. Sola taşıdık. Aa hayır, hiç yakışmayacak
Bir pas verdi Burak Şener orada. Maalesef, maalesef, maalesef. Hadi bakalım Burak için o topu kapın. Kap. Kuvike. Aldık topu. Putilo. Top ayakta durmuyor bugün. Dakikalar 29. Çaykur Rize'nin pas yaptığına tanık oluyoruz bu dakikalarda. Recep Niyaz. Yanster. Presimiz var yine. Basıyoruz. Baskıyı yapıyoruz arkadaşlar. İyi geldiler. Elyas'a da kaldı. Hadi hızlı bir atakla, kontra atakla çıkabiliriz. Burak Şener. Burak bindir oğlum. Bindir. Çok güzel yere. Hadi sen atma artık. Atma artık. Atma. Tamam. At Butilo. Soldan geliyoruz. Burak içeriye doğru depar attı. Burak Şener. Bir çalım daha gelir mi? Burak ayağında kaldı. Verdi pası. Burak at bunu. Yaz bunu. Olmadı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Orada top ayağımda kaldı ya. Şurada vurabilirdim de aslında. Pas verdim ama. Kaleci Diallo iyi yer tuttu. Kornerleri geri mi aldılar bizden? Vay arkadaş. Yalçın. Atağımız devam edecek. Taç bizim. Dakikalar 34 oldu. Putilo. Burak topu istedi. Burak Şener topu ayağından çekti. Burak plase denedik. Burak! İnanılmaz bir gol Burak'tan geldi. Hayalimizdeki gol işte buydu arkadaşlar. Muhteşem bir gol. Tribünlerdeki seyirciler dona kaldılar. Aradığımız, hayal ettiğimiz, futbola başladığımız günden beri arzuladığımız gol işte buydu. Müthiş bir şut, harika bir şut arkadaşlar. Biraz daha yukarı vurabilirdim ama Diallo uçmasına rağmen yetişememiş. Elinden geleni yapmış ama o topa uzanmayı başaramamış. Harika, müthiş bir golle 1-0 öne geçtik. Gerçekten harikulade bir bölüm oluyor bizim için. Burak için kariyerinin en güzel, en verimli bölümlerinden biri oluyor. Dakika 34, Rize karşısında 1-0 öndeyiz. İnanamıyorum o gol neydi ya. Vallahi aradığım, istediğim, arzuladığım, beklediğim, hissettiğim gol buydu gerçekten. Aldık topu. Aldık, aldık, aldık. Bas, aldık topu arkadaşlar. Burak at önüme. İkinci gol geliyor. Hadi oğlum. Olmadı. Yanlış yere sürdük. Pası verdik. Vur. Asist gelsin. Gol geldi arkadaşlar. İşte bu kadar. Putilo, Putilo, Putilo. 2 dakikada Çaykur Rizespor'un fişini çektik. Atağın başlangıcında yine biz vardık. Putilo ve Burak Şener yan yana. Dakika 39. Söyleyecek söz yok arkadaşlar. Bu mutluluğu yaşayalım. Burak çok güzel yere verdi. Akıl dolu bir pasla Putilo'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı orada takım arkadaşımız. Ve çok düzgün bir vuruş. Kalecinin bacağının arasından geçmiş. Artık 2-0 öndeyiz. Anton Putilo dakika 39'da Süper Lig'deki ilk golünü attı. Çağlayan ortayı yaptı. Kıvike. Gökhan. Oyuncunun üstünden iyi yükseldi ama kaleciye zayıf bir top geldi. Hadi ilk yarıda artık son 5 dakika. Barış. Abdullah pası Burak'a verdi. Burak. Burak adeta. Bakın Burak'a yuğuluyorlar herhalde. Oyuncuların sevmediği şeyler yapıyor orada. Dalga geçiyor gibi topla yürüyor böyle. Putilo. Geliyoruz yavaş yavaş. Muhammed Demir Burak'a attı topu. Burak baktı Muhammed'e. Muhammed'e aradan bir top denedi ama olmadı. Atağımız. Baskımız. Hadi o top çıkmayabilir. Çıktı. Özgürçek taçı kullandı. Burak da araya girebilir. Taç gelsin. Uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Ama çok güzel yere gitti. Hadi ilk yarı bitmeden son bir gol şansı olabilir. Abdullah yürü oğlum. Yürü. Kangva. Kangva harikasın. Gönder ortayı. Ortayı gönderdi. Sert orta. İyi karşıladı. Orada defans oyuncusu Özgürçek. Yanster, Petrucci ya da Petrucci ilk yarının sonucu 2-0 öndeyiz. Hocamız bize daha ne desin ki 8.5 ile oynuyoruz. Ceza sahası dışından harika bir gol attın. Görüşün ve becerilerin mükemmel. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Oyuncu değişikliği var. Emre Nefis girdi. Anton Putsila çıktı. Hadi bakalım. İkinci yarı başladı. Burak. Emre. Fatao'ya verdi. Fatao güzel yere. Muhammed Demir. Muhammed ne yapacaksın merak ediyoruz. Gerçekten merak ettik. İyi bir şey yapacak mısın diye merak ettik. Aslında aldık topu arkadaşlar. Sırtlan gibi araya girdik. Burak. Rakibe vücudunu verdi. Burak çıkar mı oradan? Deneyeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Böyle şeyleri yapacağız. Bireysel oynamaya çalışacağız. Şahsi oynamaya çalışacağız. Taş bizim evet. Bakın mücadelemiz.
Aa, nereye kullandık? Yap 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 yap, ayak uzat yap. Son yarım saatlik dilim artık topa bastı, bizde kaldı. Hadi bakalım şöyle defansa kadar dönelim. Herkesin ayağına top değsin. Barış, Kangwa. Pası aldık ortadan. Solda boşluklar var, sağda boşluklar var. Yavaş yavaş kısa paslarla, aceleye gerek yok. Takım olduğumuzu gösterelim. Muhammed Demir, sen de oğlum, sen de çok güzel yere. Abdullah, Abdullah bekle, Abdullah at topu. Harika, sen de oğlum. Hadi gönder ortayı. Atın bir kafayı. Ah olmadı. Oba Abona mıdır? Oba Bona mıdır? Nedir? O topu çıkardı oradan. Kayarak müdahale. Yanster, ben mi kovalayayım seni? Yanster, gel 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 gel. Gel, o topu senden alacağım. Yanster, alacağım senden o topu. Alacağım, evet. Daha sonra sana bir de çalım denesem. Burak, takımın göz bebeği oldu artık ya. Fatao. Çaykur Rize taraftarı ıslıklıyor Antep'i. Vücut koyduk, geçtik. Hadi yürü oğlum. Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Fatao, aman nazar değmesin. İndirdi kafayla. Burak Şener göğsüyle yumuşattı. Burak. Pası da verdi Fatao. Fatao şut pozisyonu bulabilir mi? Burak aynı şuttan bir kere daha gelir mi? Denemeyeceğim tabii ki. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Sakin bir şekilde. Abdullah pası attı. Biz de pası attık. Ona değildi. Aslında diğer tarafaydı ama. İkimiz de yerde kaldık lan aynı anda. Ve taç geldi. Resmen pas futbolu oynuyoruz. Pedroso. Fatao. Gelir mi uzaklardan bir şut daha? Burak Şener. Kaleyi yüzünü döndü. Burak Şener. Burak! Kıl payı. İzleyelim mi? Ah arkadaşlar, ah. O da gol olsaydı var ya, yıkardım lan ortalığı. Burak. Taş bizim. Yo, taş değil. Atak devam edecek. İyi geldiler. Çağlayan. Son 10 dakika artık. Çağlayan sert orta. Ah çok güzel gitti top ama takım arkadaşı biraz uzak kaldı. O pası gönderdim ama gerçekten gitmedi. Raştoral. Raştoral bir gol daha gelecek inanıyorum. Raştoral topu aldık. Vücutta koyduk. Şut pozisyonu bulabilir miyiz? Burak Şener. Sol ayak Burak. Korner mi? Out mu? 9.1 ile maçın adamı olmaya yakınız arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda çok rahat bir maç oldu. Belki 3'e 4'e gidebilirdik. Şut denedik. Boşluktaki adamları görmedim bir süre sonra, bir dakika sonra. Çünkü hafife almaya başladım rakibi. Hadi son dakikada bir gol daha gelir mi? Burak topu ayağına aldı. Burak. Burak çok güzel yere, harika yere. Emre Nefis. Bir top daha aldık. İlhan Parlak. Geliyoruz yavaş yavaş. Emre yaz bu golü. İlhan Parlak gole gidiyor. İlhan vurdu. 3'ledi Gaziantep Spor. İlhan affetmedi. 3 olduk. Maçın sonunda Gaziantep Spor artık bu işi bitirdik diyor. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Kaleci ne yapsın kaleci? Artık farklı galibiyetler almaya da başladıysak yavaş yavaş adam oluyoruz demektir. Hadi artık son düdüğü bekliyoruz. Var gücümle pres yapıyorum. Bir top daha kazanırsam ve maç Gaziantep Spor'un. Tebrikler çocuklar. %87 pas ortalaması, 2 gol pası, 9.1 rating. Tabii ki de golümüzü tekrardan izleyeceğiz. Taçtan topu aldık. Burak kaleye baktı. Çok güzel düşündü ya. Çok güzel düşündü. Ya böyle bir gol olması çok zor biliyor musunuz? Top yani neredeyse yere değdi ya. Şut çektikten sonra. Yukarıdan da girmedi. Kalecinin biraz önde olduğunu gördük. Resmen aşırtma bir gol olmuş. Uzak direğe çok iyi düşündük. Maçın oyuncusu 9.1 ile Burak Şener oldu. Teknik direktör mükemmel Burak'ın performanslarını övüyor. Ne demekse bu. Hemen bakıyoruz. Burak Şener bugün erken saatlerde kulübün web sitesine verdiği bir röportajda teknik direktörü tarafından şöyle övüldü. Burak son zamanlarda çok iyi bir performans grafiği yakaladı. Yaklaşımından ve hedeflerimiz için gösterdiği çabadan çok etkilendim. Son zamanlarda Gaziantep Spor kadrosunun değişmez bir parçası oldu. Umarım kulübümüzün iyiliği için bu etkileyici performansı devam eder. Ayın oyuncusu açıklanmış. Bu ayki ayın oyuncusu Beşiktaş takımından Talişka. Tebrikler Talişka. Süper Lig'deki gol krallığına bir bakalım arkadaşlar. Burak henüz listede yok. 5 gol attık. Aşağılarda olabiliriz. 5 gollü adamlar listede yok. Asist krallığında ne durumdayız? 7 asistle Süper Lig'in kralıyız. Asist kralıyız.
Puan durumuna baktığım zaman da artık Başakşehir ile aramızdaki puan farkı 2. Son 6 hafta kala bu işi bir şekilde çözmemiz gerekecek. Bir sonraki bölümde de kendi sahamızda Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Ardından cumartesi günü deplasmanda Akhisar'a konuk olacağız. Güzel bir bölüm bizleri bekliyor olabilir. Arkadaşlar biz harika bir bölümü geride bıraktık. Gelecek şu an bir köşede kalsın. Her zaman futbolcuların dediği gibi galibiyetin sevincini doya doya yaşayalım. Bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve daha fazlası için Kırmızı Kepe abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 100 bin aboneye çok az kaldı. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek bu arayı daha da kısaltabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.